bulduk. Canım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi idari izin verildi 2 günlük süre. İdari izin kapsamına alındı daha doğrusu. 9 güne çıktı. Peki şöyle haberler var. İşte hemen teyakkuza geçti turizmciler. Hazırlık yapıyorlar vesaire, böyle bir şey var mı? Fiyatlar nasıl olacak Kurban Bayramı'nda? 9 gün olması artırır mı acaba oradaki turist sayısını yerli? Zeliha Hanım, şimdi bütün bu sorduğunuz soruların cevabının en doğru şekline verebilmek için Türkiye'de turizm, yerli turizm kaldı mı, onu irdelemek lazım. Şimdi bakın, bayram öncesi tüm görsel ve yazılı basında otoyollarda trafik felç oldu. Bodrum girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, haberleri göreceğiz. Öyle ancak mi? Bu abartının onda birinin dahi otellere yansımadığını halen şu an itibariyle üzülerek söylemek zorundayım. Şuranın da bir haftalık bir süre kaldı. Normal şartlarda ülkede her şey normal iken bu 9 ve 10 günlük tatiller otelcilerin can simidi olurdu. Çok zevkle, aşkla hazırlanırdık bu tatillere. Otellerimiz dolup taşardı. Ama ne yazık ki bu rakamlarla ve ekonominin bu kadar enflasyonist baskı altında kalmış şekliyle bu otelleri dolduran yerli turizmin alım gücü neredeyse yok olduğu için böyle bir duyguyu ne yazık ki yaşayamıyoruz. Şimdi ülkemizde son 20 yılın aşırı zenginleştirdiği bir kesim var ki bunu şunun için söylüyorum. Bazı otellerimizde tabii ki doluluklar yaşanıyor ve bazı bu konuda başarı hikayesi yazan kesimler de sadece bu otelleri baz alarak doluluklardan bahsediyorlar. İşte bu kesim, bunlar sahil bandındaki sayıları genele göre çok küçük olan üst segment, yani luxury dediğimiz otelleri dolduruyorlar. Bu 9 günlük seyahatte de bu tür oteller dolu. Ama bunlar normal yatak kapasitemizin %10'unu bile geçmeyen otellerimiz. Ama orta direğin özellikle bayramlarda büyük bir coşku ile 9 ve 10 günlük tatil yapabildikleri orta ve alt segment otellerde durum ne yazık ki böyle değil. Sadece bir de şunlar var Zeliha Hanım. Sadece sırf otelim dolu gözüksün veya kasama sıcak para girsin diye maliyetlerinin çok altında zarar edeceğini bile bile promosyon yapan otellerde bir küçük hareket gözlemliyoruz bugün. Çünkü hani turizm sektörü alarma geçti, rezervasyonlara yetişilemiyor diye bir haber var ya. Gerçek mi diye merak ettim. Ya böyle bir o bölge için olması mantıkla bağdaşmıyor. Yani bu daha çok turistin mevcut fiyat artışlarından ve enflasyonist baskıdan kaynaklı yerli turistin 9 günde yurt dışına çıkışını mı daha da nasıl diyeyim cazip hale, ya da daha çok yurt dışı mı olur acaba? Hayır Zeliha Hanım, bakın şu noktayı tespit edelim. Bu tür bayramlarda Türkiye'deki yatak sayısının çok büyük bir bölümünü oluşturan orta ve üst segment dediğimiz yataklara seyahat edebilen kesim, ekonomimizin bu duruma gelmediği sürelerde orta direk idi. Şimdi bu orta direk bu seyahatleri yapamıyor. Bırakın evine ekmek götürme çabası içinde bu insanlar. Onun için bu kesimi tekrar tatil yapabilir noktaya getirmedikçe bizim ne bu kesimin yurt dışına seyahat etmesine ne de içeride seyahat etmesini konuşmamız mümkün değil. Anladım. Yani belli bir kesim, ki bunu biz biraz önce Mert'le de konuştuk. Dar gelirli zaten öyle ya da böyle kendini idame ettirmeye çalışırken 9 günlük tatil bu kesime değil. Daha çok hani bu dediğimiz %15-20'lik kesim var Türkiye'nin tamamında. Bunlara yönelik biraz harcamalarını, daha doğrusu o tarafta seyahatlerini yapacaklar. Ama
sizin söylediğiniz kesimde bunu net görmeyeceğiz. Onu anlıyorum ben. Size gelen rezervasyonlar peki hani 9 gün oldu diye böyle bir kıpırdanma yaşandı mı? Onu da son sorayım size. Yani bir... Hayır, kesinlikle böyle bir kıpırdanma yok. Dolu olan çadırlar, karavan turizmi dolu bunlar. Çadır ve karavanlar. Bir şey yok. Zeliha Hanım bakın, Kültür Turizm Bakanlığı'na göre her şekilde turizm gelirlerinde ve turist sayılarında rekor kırıyoruz. Yani biraz önce sizin sorduğunuz soruya karşılık vereyim bunu. Ancak bunda bir terslik görmüyor musunuz siz? Aynı oranda turizmcilerin kredi yükü de rekor kırıyor. İflas etmiş ve ucuna gelmiş otel sayıları rekor kırıyor. Satışa çıkarılmış otel sayılarında rekor kırılıyor. Evet. Nasıldır? Bunu anlamak mümkün değil. Onun için çıkıp böyle yok oteller rezervasyon rekoru kırıyor filan demek yanlışla ve iştigal etmekten başka hiçbir şey değil. Ama evet, son bunlara rağmen de çözüm önerilerimiz var tabii ki. Evet. Vaktimiz müsaitse kısaca değineyim. Süremin sonuna gelmişim ama lütfen bu konuyu tekrar bir konuşalım. Çözüm önerileri noktasında konuşalım sizinle Serdar Bey. Tamam, evet. Çok sevinirim. Bir günde bunu konuşalım. İnşallah sizinle. Yani işte rezervasyonlar şöyle, rezervasyonlar böyle demekle kalmamalı. Evet. Toptan bir düzenleme yapmalıyız ki ondan sonra bunları konuşabilir hale gelmeliyiz. Tabii ki benim bu konuda size de çok agresif sorularım da olacak, merak etmeyin. Hiç önemli değil. Biliyorum. Bilmez miyim? Peki Serdar Bey çok teşekkür ediyorum, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim, hoşçakalın. Aslında bir gün tabii turizmle ilgili sevgili turizm sektöründekilere şunu da sormak istiyorum. Niye bu kadar pahalandınız? Niye gidemiyoruz? Neyse, o bu başka bir yayının konusu.